etkinlikleri kapsamında özellemiş olduğumuz Hasan Keyfi Sonsuza Taşıyalım başlıklı panelimize tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Kürdistan'da 10 yıllardır süren ekolojik yıkım günümüzde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu yıkım Mezopotamya'ya hayat veren Dicle Nehri üzerinde Ilıs Su Barajı projesi adında DNS ile tekrardan gün yüzüne çıkmıştır. Bu proje çerçevesinde Hasan Kek başta olmak üzere birçok kültürel varlık yok edilecektir. Bu kültürel soykırıma karşı İzmir'e gibi dünya Hasan Kek'i günü ilan ederek savaşlara ve barajlara olan direnişimizi daha güçlü kılacağız. Yıllardır bu mücadele sürüyor. Kürdistan bölgesindeki yoldaşlarımız, severler bu mücadeleyi yıllardır bütün özneleri yürütüyorlar. Aynı şekilde Batı'da Türkiye'li sosyalistler özgürlüğe olan, devrime olan özlemlerini yaşam özgürleştirmek için hayatlarını feda ederek bugüne kadar yürüttüler. Ve şimdi bir bu coğrafyada başka bir süreç duruyor. Biz birlikteliği sağladık. HDP üzerinden, HDP üzerinden yıllardır BDK'nın bölgeler partisinde, BDP'nin bu bölgede verilen mücadeleyle buluştuk. Ve tüm Türkiye halklarının özgür, özerk, öz yönetimler içinde kendini yaşayabileceği, eşit koşullarda birlikte olabileceği bir süreci örmeye başladık. Ve bu sürecin ilk sınavını 7 Haziran'da birbirimize karşı verirken, dayanışmayı 7 Haziran'da pekiştirip, bunun boyutunu siyasal alanda parlamentoya taşırken, bir taraftan tüm halklarında umudu oldu. Bu bir savaş iklimi. Böyle var olmaya çalışıyorlar. Her türlü savaş taktiklerini, bilgisayar savaş oyunlarını oynuyorlar aslında. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarım aktaracak. Ben de ara ara size kısaca özetleyeceğim. Son yıllarda bütün doğal sistem, kapitalist sistemlerin sermaye birikimine sokulmaya çalışılıyor. Ama o kadar onlar için önemli ki bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü ellerindeki bütün üretim alanları çöktü, krizdeler. Şimdi sıra yaşamın ve yaşam için temel unsurların sermaye birikimine sokulması. Neydi bunlar? Su mesela, eğitim mesela, sağlık mesela. Onun için derelerle başladılar bu coğrafyada. Kürdistan bölgesindeki bütün nehirlerin, derelerin üstüne yaptıkları güvenlik barajları aslında kapitalist sisteme devredecekleri, bu özel sektörde suyun metalaştırmasına devredecekleri sistemlerin altlığıydı. Burada bir başka anlamları vardı. Coğrafi olarak bölgeleri ayırıyor, halkları birbirinden koparıyor, tırnak içinde bu bölgenin kontrol etmek isteyenlerin kontrolünü kolaylaştırıyor. Yani suyla bölgeler, ardı ardına yaptıkları güvenlik barajı ya da sınır barajı dedikleri sistemle bunu başladılar. Ama bunların tümünü, tüm coğrafyada yaptıkları gibi zaten şirketlerle ortak yaptılar. Yani bu barajlar aslında suyu şirketlere devriydi. Bunu tüm Anadolu'nun her köşesine, Trakya'ya, her yere, Mezopotamya'da olduğu gibi her yere yaymaya başladılar. Ve 49 yılında suyu şirketlere teslim ettiler. Şirketler bu suyu bazen şişeleyerek önümüze şöyle, bazen işte Kemal Barajı'nda ve burada Dersim'deki Peri suyu, Pembelik Barajı'nda olduğu gibi göletleyerek doğal akışından koparttı ya da bazen Murgul'da olduğu gibi, Karadeniz'in bazı yerlerinde olduğu gibi borulayarak kilometrelerce taşıdı, düşürüp kendisine enerji elde edeceği iddia ederek şirkete teslim etti. Yani canlı yaşamdan kopardı. Bunu yaparken hiçbir dönem onlara engel olmadı. Çatışmanın ortasında da yapabildiler. Bugün bu savaş ikliminde de aynı şekilde yapmaya devam ediyorlar. Hem de daha hızlandılar çünkü bu süreç devam ederse eğer herkesin dikkati çatışmalara çevrileceği için rahatlıkla bir taraftan sermaye işini devam ettirecekti. Bunu yapmaya devam ettiler. Su birinci hedefleriydi. Bayağıca başardılar. Bu uluslararası bir karar biliyorsunuz. Dünya Su Konseyi'nin kararı ve pek çok yerde yaptıkları gibi Türkiye'de bu coğrafyada da yaptılar. Sadece
bölgede açacakları kale gazı sondajları için her vuruşta 20 bin ton suya ihtiyaçları vardı. Her vuruşta, her kuyuda. Yaklaşık 18-20 tane vuruş yapabiliyorlar. Sonra kuyunun yerini de değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü bu basınçlı suyla alttaki tabanı yırtıyorlar. Geçirimsiz zemini. Onun altına sıkışmış olan gazı yukarıya çıkarıp onu toplayıp onu istedikleri anlamda kullanacaklar. Demek ki yakındaki HES'lerin bir görevi vardı. Aralarında paylaşabiliyorlar bunu. Dolayısıyla önce HES'leri bitirdiler. Şimdi onun uygulama alanlarından biri Ahmet Hozat Siman arasındaki kaya gazı sondajı ise oraya, yok Kemah'ta maden işletmeleri ise oraya götürecek şekilde hazırlıklarını sürdürmeleri gerekiyordu. Bu hazırlıkları bir taraftan yasaları düzenleyerek yürüttüler, bir taraftan da tırnak içinde güvenlik önlemlerini de aldılar. Kime karşı? Bu suyu ya da o üretimlerden çıkan ürünü taşırken karşılaşacakları müdahalelere karşı. Kim karşı müdahale edecekti? Suyu ulaşamayan halklar. Hocamaş Şerahım'ı hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bizleri buraya davet eden Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ne, Batman Ekoloji Meclisi'ne, Hasan Kefi dayanışmasına çok teşekkür ediyorum. Ege'den geliyorum ben, Tutun Hocam'la birlikte. Ege bölgesindeki ekoloji hareketinin, ekoloji mücadelesinin üst örgütü olan Ege Çep'in eş veren sözlerinden birisiyim. Anadolu Yaşam Nöbeti'nde. Yaşam Nöbeti aslında yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren halkların tuttuğu nöbettir. Nasıl oluyor, nasıl başarılı oluyor, nasıl yediye düşüyor, onlara bu sunum içerisinde sürekli verdiği ölçüde sizlere aktarmaya çalışacağım. Aslında her şey Bergama'yla başladı. Bergama'yı biliyorsunuzdur. Topraklarında siyerli altın madenine karşı 1986'lardan 87'lerden başlayan bir süreçle devam eden 2005'lere hatta daha sonralarına kadar gelen çok önemli bir direniş yürüttüler. Ülkemizdeki ekoloji mücadelesinin aslında kırılmasını oluşturur Bergama Köylü Hareketi. Ekoloji hareketinin yaşam savunusu mücadelesinin sadece bir grup orta sınıf aydının mücadelesi değil, halkın, halkların mücadelesi, köylünün mücadelesi olduğunun en güzel örneğidir. Türkiye'deki demokrasi hareketinin de en dipte olduğu, Kürt siyasi hareketi hariç en dipte olduğu dönemlerden birisidir. İşte o demokrasi hareketinin, batıdaki demokrasi hareketinin en önemli öğelerinden birisiydi Bergama Köylü Hareketi. Emek diyordu, demokrasi diyordu, çevre diyordu, yaşam alanımız diyordu. Topraklarında altın madeni, petrol, elmas olması bir ülkenin kalkınmışlığını, zenginliğini gösterir. Eğer ülkedeki yönetim demokratik, emekten yana bir yönetim değilse o bir altı zenginlikler o ülkenin başına yaratan başka bir şey getirmemiştir. Bergama'da bir dağ gelelim. Bir dağ uçak eşine Ulubey sınırları arasında işte böylesine bir yerdi. Yani çormanlar 15-20 yıllık ormanlarda kaplı bir yerdi. Daha sonra ne hale gelmiş? Bakın işte bu hale geldi bu ormanlar. Burada Avrupa'nın en büyük altın madeni işletildi. İşleten şirket Kanada'da bir şirket. Eldorado Gold, onun Türkiye versiyonu, Türkiye ayağı, Türk bak şirketi. Bu şirket İzmir FM Çukur'unda da bir altın madeni işletiyor. Onunla ilgili slaytlarımız da var. Ve bu kazadan 6-7 ay sonra o kaza döneminde yavrulayan, kazadan sonra yavrulayan hayvanların %70-80 oranı o bölgedeki köylerde ya ölü doğum ya sakat doğum yaptırılıyor. İşte biliyorsunuz bu ölü doğan ya da sakat doğum kaç saat içerisinde ölen kuzular ölüyor. O bölgede yüzlerce kuzu, binlerce kuzu hala ölüyor. Birazdan onun fotoğrafını da göstereceğim. Daha birkaç ay önce yine böyle benzer kuzu ölümleri haberlerinde orada da bahsettiğim 2 ay önce o bölgede çekim yaptığımızda ölü doğuran bir koyun ve kuzu başından ayıramadı. Dakikalar biz orada çekim yaptığımız 20 dakika boyunca bu hayvancağız suyla burada gördüğünüz gibi gitti geldi gitti geldi yavrusunun başından ayıramadı. Bizim durumumuz da budur. Yaşam alanlarını korumaya çalışan ekoloji mücadelesi durumunda durmaz. Kimse yavrusundan, kimse yaşam alanından ayrılamaz. Ölü olduğunu hisseder. Biz kendi yaşam alanlarımızı korumaya çalışıyoruz.
İşte bu hayvanı da yaptık. Kuzulardan hayvanı, kuzulardan hayvanı. İşimiz var. Bozkır'da tek damla suya hasret olan patlaklardan bir altından 216 litre su çekerek siyahında altın işletmesi yapıyor. İşte bu hale geldi. Kuşlar öldü önce, sonra da sıra elimize geldi. Bu temizlenen cerrah istedikleri şey aslında işte temizliği, işte halkların, insanların istediği bir şey değil. İşte Karaburun'da insanlar bunun yıllardır mücadelesini veriyor. Bu da Mersin Mutlu'dan bir görmüş. Bu restlerin olduğu bölgede insanların hala elektriği yok. 15 km yakında köyler, orada yerli evleri var, hala elektriği yok. Rest direkleri birbirine aydınlatmıyor, birbirine kasalar dolduruyor. Ama o bölgedeki insanların hiç faydası yok. Ve Karaburun'dan biraz önce bahsettiğim insanlar yıllardır mücadele ediyor ve köşecekleri arıyor. Peki, hemen o slaytlarına geliyorum, bitiyorum. Çözüm nerede? İşte çözümümüze Karadeniz'de gösteriyor. Diyor ki denizimizi aldınız, deremizi asla. Bunlar HES yapmak isteyen şirketlerin arabası etrafını çevirip bu araçlara geçip vermiyorlar. Gerzeliler işte böyle direndim diye gerzeliler direnişin nasıl olacağını, yaşam üretmenin nasıl tutulacağını gösterdiler. Böyle çalık kurdular, temizlendiler yapmak isteyen şirkete karşı aylarca direndiler. Gece gündüz ve işte bakın o gezi süreci burada sık sık yaşadığımız görüntüde gerçekten yaşandı. Bazı normalde tam olarak insanlar mücadele ettiler. Bu 4 saat boyunca ve sondajına izin vermediler. En sonunda Anadolu grubu, yani 4 şirketi emaya vurdu. Gerçek hareket. Ve son slaytım, evet. Bunlarda vurduğum işçileri o bölgede yapmak isteyen altın madenine karşı iş bıraktılar. İşçiler bu halkın katili değildir. Altın madeni varsa biz yokuz diye. Ekoloji mücadelesinin çok önemli bir parçası olduğunu da gösterdiler böylece. Ve birlikte mücadeleden başka çare olmadığında sınırsız işçi sınırının mücadelesi, ekoloji mücadelesi, işçi sınırının mücadelesiyle birleştirmek gerektiğini, demokrasi mücadelesiyle birleştirmek gerektiğinde en güzel örneği verdi bize ve hala da devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yaşadığım yıllarda ve yaptığım haberler ve yaptığım belgesellerle Kanada'nın özellikle kuzeyinde ve birçok ücra köşesinde yaşayan yerli halkları çok tanıdım. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü bu günlerde, o gün benim konuşmamda ben Anadolu'da, Mezopotamya'da tanıdığımız coğrafyada yaşanan mücadeleleri tüm dünyada yaşanan mücadelelere biraz bağlamak istiyorum. Çünkü Beyza Hocam'ın söyledikleri çok doğru ve çok ilginç. Bunlar yalnız Anadolu'da olmuyor arkadaşlar. Bunlar Kanada'da oluyor, bunlar Avustralya'da oluyor, Afrika'da çoktan olmuş, bitirmiş. Çin'de oluyor, Hindistan'da oluyor. Yani bunlar tüm küreyi yumruğun içine alıp sıkan bir sermaye ve iktidar işbirliğiyle olan şeyler. Ve size biraz bugün, evet bir yandan da aklımda hep Hasan Keyif var. Çünkü ben Hasan Keyif'i şöyle bir 18 yıldır falan tanıyorum. Ve Hasan Keyif'in çok tehlikeli bir geçişte olduğunu, tehlike altında olduğunu, belki de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da bildiğim için benzer mücadeleleri de, yani Hasan benzer değil, Hasan Keyif bunların çoğundan daha korunması gereken bir yer. Fakat başka mücadeleleri de, o benzerlikleri de, paralelliklerini görerek izlemişliğim var. Onun için bugün biraz zamanımız çok fazla olmayacak ve çok uzatmamak için biraz sizlere dünyada büyük barajlara olan mücadelelerden söz etmek istiyorum. Daha önce Kanada yerlerinden bahsettim. Bugün konuşmamda ondan çok fazla bahsetmeyeceğim. Ama şunu öğrendim ben ve şu sırada 21. yüzyılın ilk daha ikinci para 10 yılındayız. Dünyada ekoloji mücadelesi, yaşam, var olma mücadelesi veren halkların çok önemli bir kısmı yerli, geleneksel, toprağa bağlı ve yaşam biçimleri artık silinmek isteyen halklar var. Kanada'da bunlar Türkiye'de Kızılderililer derler. Onlar yerli veya endijen sözünü tercih ediyorlar. Aynı şekilde Brezilya'da, size ondan biraz bahsedeceğim.
Amazonya'da yapılan koca barajlara direnen insanlar ve yerliler de çok etkili, çok yani insanı bayağı nefessiz bırakan bir direniş sunuyorlar. Size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben Hasan Keyfi böyle bir dünya çerçevesinin içinde görüyorum. Ve yalnız Türkiye çerçevesinin içinde görmenin de sınırlandığını düşünüyorum. Beyza Hocam, bir savaş iklimi yaratıyorsunuz. Ben de hemen ona min koydum çünkü benim düşüncem içinde görüyorum. Yani evet siz bu yönede çok iyi biliyorsunuz. Öldüresiye savaştı. Fakat bir de yaşam kaynaklarını yok ederek, yaşam denen canlı sistemleri yok ederek, sahip olma, kısa süre için meta yaparak rant elde etme mücadelesi var ki, bu da savaş. Bu da o öldüren savaşın bir parçası. Ve birçok zamanda da bu ikisi beraber gidiyorlar. Birbirlerini besleyerek gidiyorlar. Onun için size bugün konuşmamda çok sevdiğim bir yazar olan Hindistan'da Arundhati Roy, İngilizce yazar ve Hindistan'da Gujarat eyaletinde korunacak olan dev barajlardan bir tanesi Sardar Sarovar barajına direniş içinde yer aldı bu yazar ve onun söylediği, bu benim kendi çevirim ama onun söylediği bir sözle başlamak istiyorum. Bu da işte bu savaş benzetmesine çok güzel bir şey. Roy diyor ki, nükleer silahlar birlikte için neyse, büyük barajlar, ben buna büyük sanayi projelerini de birçok şekilde ekleri beraber. Bunlar ülke halklarını kontrol etme, üstünde yaşadıkları gezegeni yok etme araçları. Hem nükleer savaş, geleneksel savaş, hem de bu tür insanları kökünden koparan, kültürleri silen ve hafızanızı silen, tarihte katmanlarca medeniyeti silen çocuklar. Şimdi size demin bahsettim Arundhati Roy'un Hindistan'da mücadelesinden. Bu 30 baraj yapılacak koskocaman Narmada nehri üstüne ve baraj sulama barajı. 1.8 milyon hektarlarının sulaması fakat 1 milyon kişiye de zarar vereceğini baraja direnenler iddia ettiler. Yüz binlerce kişinin yaşanamayacak yerlere taşınacağını, ekolojik tahribatın bir daha iyileşemeyecek boyutlarda olacağını ve çok uzun zaman mücadele ettiler. Şu anda ve benim özel konuşmasını tek çare direniş ve halk hareketleri diye siz bunu çok güzel insanlarsınız. Bu coğrafyada direnişi de tanıyoruz, halk hareketleri de tanıyoruz. Fakat böyle projelere karşı çıkmanın ve onları geliştirmenin, engellemeye çabalamanın bir yolu var. Büyüyen, genişleyen halk hareketleri, fedakarca özveriyle gelişen halk hareketleri. Saygıyla selamlıyor musunuz? Senden önceki konuşmacı arkadaşlar güncel ekolojik krizi aslında çok çarpıcı bir şekilde anlattılar. Aslında bir kıyamet senaryosu diyebileceğimiz bir durum. Yani bu şaka değil. Yani gerçekten o duruma doğru dünyada ve yerellerde, Kürdistan'da, Anadolu'da, Orta Doğu'da olsun bir senaryo var ve kapitalist uygarlığın bir senaryosu devrede ve kendini ısrarla topluma dayatıyor. Yani bu kıyamet senaryosuna karşı ne yapabiliriz? Yani bir insanlık için, canlılar için, doğa için ve evrende yaşayan her şey için, herkes için, her canlı için bir cennet senaryosunu nasıl var edebiliriz? Yani bu anlamda bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Aslında ekoloji mücadelesinin bir kökten bir mücadele biçimi olduğu, yani aslında radikal bir mücadele biçimi olduğu ortaya çıkıyor. Yani böyle nasıl diyelim, geçici ya da sadece sonuçlarıyla uğraşan ya da sadece entelektüel bir meseleyi anlayacak ve onun üzerine bir tartışma yürütülecek bir durum değil. Aslında toplumsallaşması gereken
ve sistemi tamamen karşısına alması gereken, kapitalist modernliği karşısına alması gereken ve bunun için toplumun nasıl ki kapitalist modernlikte topluma bir şeyleri dayatıyor ve bunları iyiymiş, güzelmiş gösteriyorsa ve her yere giriyorsa, bütün köylere kadar, kentlerden köylere kadar her şeyi her yere giriyorsa, bizim ekolojik mücadelemiz de bu şekilde, yani her yere girmeli, her yere örgütlenmeli, her yere mücadelesi yürütmeli. Tokilin her yere girdiği gibi, ve bakımda çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar yani Ahmet'te yine dediğimiz gibi her yerde olduğu gibi hesnetlik var. İşte Dicle özellikle ciddi alıp Ahmet'in ciğerlerine uğran Dicle Vadisi ile ilgili çok ciddi problemler var. Devlet oraya yönelik çok ciddi projeler var. Kentleşme ile ilgili problemler var. Mardin'de gördüğümüz, Bayburtfa'da gördüğümüz aynı problem yer altı suları tükeniyor arkadaşlar. 5000 yıldır devletçi bir uygarlık var ve bu devletçi uygarlık yaraşık bir sistem yaratıyor. Erkeğin kadın üzerindeki egemenliğini meşrulaştıran bir sistem yaratmış, insanın doğa üzerindeki egemenliğini meşrulaştıran bir sistem yaratmış ve bunu çeşitli şekillerde bilim adı altında aslında ya da ulus devletin çıkarları adı altında meşrulaştırmış ve bize bunu satmaya çalışıyor, bunun doğru olduğunu söylemeye çalışıyor. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi ekoloji hareketi olarak bu felsefeyi tefsir etmek, bu bilimi aslında tefsir etmek ve ekoloji bilimini, ekoloji felsefesini ve ekoloji politikasını oturtmak ve yaymak. Bu da bugünlerde tartıştığımız gibi, yani öz yönetim meselesi var. Yani öz yönetim felsefesi tarihi var. Ve ekoloji hareketi öz yönetimin felsefesi tarihi olduğu gibi sahipleniyor. Köylerde direniş köyleri, yani bu barajlara karşı direniş köyleri. Hasankeyf'in, yani Ilısu Barajı'nda biz hep Hasankeyf'e odaklandık. Hasankeyf'in yerleşim yerine ya da onun mevcut durumundaki kentsel insani profiline baktığımızda zaten devlete yakın bireylerdi. Bunun için direnişin orada yükselmesi ve direnişin gösterilmesi çok zordu. Ve hepimiz de biliyoruz ki uluslararası istediğiniz kadar fazla konuşalım. Biz yereldeki dinamikleri, yereldeki halkı direnişe dahil etmediğimiz müddetçe başarıya ulaşma şansımız çok düşüktür. Bu çok kritik bir sene. Çünkü gelecek sene 2016'da İstanbul'da Temmuz ayında UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi'nin 40. toplantısı olacak. O zaman Hasankeyf için bütün Türkiye'deki doğa ve kültürel miraslar için kritik bir sene kampanya için. Şimdi tabii Hasankeyf'i yani barajı tamamlayıp bütün kültürel mirası Hasankeyf'i su altında da bırakmaya çalışan bir iktidar var. Acaba bu mücadelemiz yani UNESCO'ya listeye alınması mücadelesi nasıl bir etki yaratabilir? Yani yapmaz mıyız dostlar? Ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili HES'lerin korunması, yalnız şu da var. Şimdi bunun üzerinde pek fazla değinmedik. Acaba alternatif enerji kaynakları nasıl oluşturulacak? Şimdi biz de biliyoruz ki yani bir 50 yıl önceki bir ilçe şu anda büyük bir metropol haline gelmiş. Ya da ne bileyim tabii ki küçük yerleşim yerlerinden büyük yerleşim yerlerine büyük bir göç var. Onu kabul ediyorum ama acaba bu enerji büyük enerjiyi nasıl sağlayacağız? Hangi alternatif enerji kaynakları kullanılacak? Neresi olursa olsun Hasankeyf olsun, Batı olsun, Karadeniz olsun. Halkların kardeşliği şu an, şu dönemde, şu katliamda ve şu savaşta, şu süreçte el ele olmamız gerekiyor, birlik olmamız gerekiyor. Sadece bence Hasankeyf için değil, bütün coğrafya için bu direnişi göstermemiz gerekiyor ve direniş köyleri yaratmamız gerekiyor. Temelden, yerelden başlamamız gerekiyor. Sular altında kalacak. Ve kalmaya devam ediyor. Hani yeni Hasankeyf inşa ediyor. Hani bunun önünde geçilemiyor. Ormanlar yanıyor, yanmaya devam ediyor. Diğer tarafta Bartın olsun, Top olsun. Doğal katliamı devam ediyor. Bunun önünde neden geçilemiyor? Mücadele mi eksik veya mücadelede bir yanlışlık var. Veya halk yeterince bilgilendirilemiyor mu veya örgütler mi yeterli değerler, öyle bir Sıkıntı evet çok büyük yani ülkemizin her tarafında benzer sorunlar var, her tarafında mücadelesi var. Ama işte bunları anlatmaya, bunları paylaşmaya geldiğimizde duyarlı kesimde işte dediğim gibi baktı en azından bu kadar. Yani ülkedeki enerji politikalarını çok
sahip etmek gerekiyor. Enerji kimin için üretiliyor, ne kadar üretiliyor, fazlam var, eksik mi var, aslında bunları bilmek gerekiyor. Mesela bildiğim enerji fazlamız var, elektrik fazlamız var. Yani 60 bin üretiyoruz, 40 bin tüketiyoruz, 20 bin fazlamız var. Bu kayıp kaçak oranlarından halinde, evet hocam çok doğru. Avrupa'da %5'lerde kayıp kaçak, bizde %15-20'lerde. Bu orana rağmen fazlamız var. Elektrik satmaya çalışıyoruz Suriye'ye, başka yerlere, daha Bulgaristan'a. Ama bir taraftan da enerji açığı adı altında her tarafa HES yapmaya çalışıyoruz. Derelere termik santraller, nükleer santraller, rüzgar santralleri yenilebilir enerjiyi. Yani bunlar aslında biraz sermayenin şu anki ihtiyaçları ile ilgili bir şey. Evet, dediğiniz çok doğru. Orada hani üretim maskelenme olsa biraz o evsel bahçeleri alsan ki bu çok birbirine uymuyor gibi geliyor bana. Çünkü Hasankeyf'te bildiğiniz gibi baraj %80'ini tamamlamış. Milyarlar oraya gömmüşler ve bu barajı ne olursa olsun tutarız diyor bu hükümet. Yani su tutacak diyor, onu çünkü işte çok büyük para kıttık falan diyor. Yıllardır da uğraşıyor, yabancı sermayenin kaçmasına rağmen, elini çekmesine rağmen yerli bankalarla anlaşıp o kredi falan buluyorlar. Bu yüzden çok hani bu ortamda böyle bir basmalı olabileceğini ben düşünmüyorum bu hükümet yapısıyla. Ama şimdi önümüz seçim, bu hükümet bir evet kalacak değil. İşte getirdiğimiz seçimde bir yenildi, işte güreşe doymadım ben dedi, şimdi tekrar güreşe soyunuyor. Ülkemizdeki politik atmosfer nasıl değişir, ne olur? Ben bu yüzden son derece haklı görüyorum, son ana kadar, son dakikaya kadar %80, %99'u da tamamlanmış olsun. O barajın mücadeleden, direnişten geri adım atmayacağız. Baraj yapılsa da geri adım atmayacağız.